Merhaba hızlandırılmış dünya tarihi kursuna hoş geldiniz. Bugün Hindistan hakkında konuşacağız. Ancak bu biraz zor olacak çünkü A sadece 10 dakika var. Öğretmenim öğretmenim şu an sana ayıracak vaktim yok. B tarih üzerinde çalışırken genelde etiketleyebileceğimiz birleşik yöntemleri incelemeye meyilli oluyoruz. Roma İmparatorluğu, Çin ve Biliberlar gibi. Birliğe yapılan vurgu da bizi C şıkkına yani etiketlere yönlendirir ve bu etiketler birçok tarihi farklılığı saklar. Mesela garip ve karışık bir kelime olan Avrupa'nın ne anlama geldiğini bile bilmiyoruz. Avrupa alınma ama dünya üzerinde Hindistan'ın tarihinden daha karışık çok da fazla tarih yok. Bu da D şıkkımız. E ise Hindistan tarihi hakkında bildiğimiz çoğu şey tarihi önyargı ifadesini hem kullanan hem de şekillendiren İngiliz tarihçilerden gelir. F bunların hepsi için maalesef 10 dakikamız var. Elimizden geleni yapacağız. Pekala bunu Voldemort'un ruhu gibi yapacağız ve bunu 8 parçaya böleceğiz. 1. Bölüm Vedalar Hatırladığınız gibi Indus Nehri Vadisi uygarlığın en erken beşiklerinden biriydi. Esas uygarlık aslında milattan önce 1750 yılından sonra yok oldu. Sonrasında uzun bir dönem Ari göçü oldu. Ariler derken tarih öncesi Nazilerden falan bahsetmiyoruz. Demek istediğim yukarıdan aşağı bölgelere indo ganç Şunu benim için yasan he sağ ol. Evet Arileri zaten biliyoruz. Çünkü ara, arkalarında dini metinler bırakmışlar onlar. Bu ilk metinlere Vedalar deniliyor vedalar o zamanlarda Hinduizm olarak bilinmese de sonradan bu şekilde bilinen bu dinin hikmetlerinden. İçlerinde tonlarca bilgi var ama sadece 10 dakikamız olduğu için ikinci bölüme kast sistemine geçiyoruz. Kast sistemi Hindistan'ın en kalıcı ve büyüleyici kurumlarından birisi. Kainatı saran ruhu ile ilgili Vedalardan birini okuyalım. Ee, acaba Purusha'yı parçalar ayırdıklarında onu kaç parçaya böldüler? Ağzına nedendi? Ya iki koluna, iki kalçasına ve ayaklarına nedendi? Brahmanlar ağzı oldu. İki kolu kışatriya dönüştürüldü. İki kalçası ise Vaishya oldu. İki ayağındansa şudra doğdu. Bu bölüm kas sistemine kutsal bir açıklama getiriyor. Puruşa'nın tanrılara konuşan ağzı olan brahmanlar en üstteydi. Puruşa'nın kolundan oluşan kışatriyalar savaşçı oldu. Benim silah gösterime katılanlar bilirler. E, keşişler ve savaşçılar için para temin eden tüccar ve zanaatkarlar olan e, Vaishyalar Puruşa'nın kalçalarından e, oluşur. E, çünkü herkesin bildiği gibi kalçalar tam para makinesidir. Şudralar en altta yer alır. Ayaklardır. İşçi ve çiftçi sınıfı olarak sosyal düzenin temelini oluştururlar. Aynı zamanda geri kalanımızda bunların üstünde yer alırız. Aslında bakarsanız kas sistemi bunlardan daha karışık ama 4 sınıf olan temel ayrım Hint tarihinin çoğunun da aynı kalmıştır. Üstelik hızlandırılmış dünya ku dünya tarihi kursun ilerleyen bölümlerinde tanışacağımız birçok yenilikçinin çabalarına rağmen bu sınıflar devam etmiştir. Kas sisteminin Hinduizm'de daha büyük bir kavramın temelini oluşturduğunu biliyoruz. Üçüncü bölüm Dharma. Dharma temel olarak kişinin hayattaki ve toplumdaki rolüdür. Bu öncelikle doğum ve kasla belirlenir. Bakavat e, Bhagavad Gida'dan olan bu bölümde fikrin tümü güzel bir şekilde açıklanmış. Krishna savaşçı Arjuna ile konuşuyor şöyle diyor. Kendi görevini de gözetip gücünü kaybetmemelisin. Kışatriye için erdemli bir savaştan daha iyisi yoktur. Bhagavad Gita Mahabharata denilen geniş epik şiirin bir bölümüdür. Mahabharata aslında iki krallık arasındaki karışık ve uzun bir savaş hikayesini anlatır. Bu bölümde Darma'nın ne kadar önemli olduğunu gerçekten görebiliriz. Çünkü Krishna aslında Arjuna'ya bir savaşçı daha da önemlisi bir Kışatriye riya olduğu için savaşması gerektiğini söylüyor savaşta epey kötü olsa bile hatta üse bile darmasını yaşaması e, ...mutlaka yeğlenir. Kış iseniz kötü bir savaşçı olmanız dünyanın en iyi fırıncısı olmanızdan iyidir. Aslında kendi darmanızı yetersiz bir şekilde e, yerine getirmek... ...başkasınınkini en iyi şekilde yapmaktan iyidir. Bu durum bizi dördüncü bölümüne getiriyor. Samsara, Mokşa ve Karma. E, darmanızı gerçekleştirmek için hem kişisel hem de sosyal sebepler var. Sosyal sebep oldukça açık. Darma ve kas e, mükemmel bir sosyal uyum için birleşirler. Böylelikle elinizde fırıncıların ve savaşçıların kesin sayısı e, böylece bilinir. Aslında bu sistemi Birleşik Devletler'de uygulayabiliriz. Malum elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Buna karşı televizyondaki reality şovlarda gözükmek isteyen tonlarca insanımız var. Antik Hindistan'da böyle bir şey hayatta olmazdı. Ama darmanızın e, hayatınız boyunca hayvan gübresi temizlemek olduğunu varsayalım. Başka yaşamları en azından çoktan memnun edici gözükenleri gördüğünüzde buna neden devam edeyim diyeceksiniz. E, i̇şte bu sizi samsara kavramına ya da genelde reenkarnasyon denilen yeniden doğum döngüsüne götürür. Temel düşünce ölürken ruhunuzun başka bir canlıya o doğarken aktarılmasıdır. Darmanızı gerçekleştiriniz, gerçekleştirirseniz, ilerlerseniz ve daha üst seviye olarak e, yeniden e, doğma şansınız olabilir. Daha fazla fil demek zorunda kalmazsınız yani nihai hedefse Brahman olan yeniden doğmak değil altlı karıncadan hep birlikte kurtulmaktır. Bu kurtuluşa Mokşa deniyor. E, hepsini bir arada tutan bu kurallara karma deniliyor. Ve Aryan Yaka e, upa, Upanishadlarında yani Hindu kutsal kitaplarında bu kurallar oldukça iyi bir şekilde özetlenmiştir. İyi insanlar iyilik yapar, kötü insanlar kötülük yapar. Kişi erdemli e, eylemleriyle erdem sahibi olur, kötü eylemleriyle de kötü olur. Bu arada e, Upanishadlar vedalara yapılan yorumlar olarak başlayan sonraki döneme ait dini metinlerdir. Ama sonradan kendi dini törenlerinde kullanılan kutsal yazılar olmuşlar. Bu tabandan tavana... To toplum düzenini sağlamak için gerçekten harika bir yol. Herkesin bir rol var ee, ve bu rollerin dini boyutu da olduğu için toplum dengede kalıyor. Ancak en azından imparatorluk kurmak istiyorsanız dini olarak Hinduizmin bir sorun olacağını görürsünüz. İnsanların kurtuluş yolu bireyseldir. Asıl Brahmalar kendilerini siyasi lider olarak göstermeyi denediler. Ama Hinduizm ibadet edenlerin liderlerine itaat etmesine çok da önem vermez. Tebanızın sizi dinlemesi ne sağlamaya uğraşan bir liderseniz bu oldukça üzücü bir durum. Bu durum bizi 5. bölüme yani Budizm'e getirir. Bu tarihi olarak belirlemeliyiz değil mi bunu yani? Ama geleneksel biyografilere göre hikayemiz önce 6. yüzyılda başlıyor. Hadi gelin düşünce balonuna gidelim. Siddhartha gua Gua adında bir prenses varmış ve babası onu her şeyden uzakta bir sarayda tutuyormuş. Çünkü hikayenin biri prens sarayı terk ederse ailenin kralı kaybedeceğini öngörmüş. Bu ev hapsi oldukça iyiymiş. Sitar güzel yemekler yiyor ve çok eğleniyormuş. Çekici kuzeni de karısıymış. Ama hayatın bundan daha fazlası olduğuna dair şu varmış. Bu yüzden birkaç kaç kez ka saraydan kaçmış bu kaçışlarda. önce yaşlı bir adamla, daha sonra hasta bir adamla ve son olarak da bir cesetle karşılaşmış. Acının her yerde olduğunu fark edecek. starda sarayı terk etmiş. Tahttan feragat etmiş ve en kutsal insanları aramış. Hayatın böyle berbat bir son bulmasının nasıl mümkün olabileceğini bulmaya çalışmış. Zamanla e, Gua e, Gautama bir çileci olmuş ve aydınlanmayı umuyormuş. Tek seferde günlerce oruç tutup, uzun günler boyunca meditasyon yapmış. En sonunda bir ağacın altında bir aya yakın zaman meditasyon yaparken isteği gerçekleşmiş. Yani Nirvana. Hayır o Nirvana değil. Evet işte bu. Hayatında yani sonunda hayatın anlamını kavramış ve bunu müridi olacak insanlara öğretmeye başlamış. Öğretmen anlamına gelen bu da e, işte buradan geliyor. Bu da olmuş ve dört yüce gerçeği öğretmiş. Bir yaşam acı doludur. İki acının kaynağı arzudur. E, sadece cinsel arzu değil, bütün istenilen şeyler ve prestij de buna dahil. Üç acıyı sonlandırmak için arzularımızı ortadan kaldırmalıyız. Bu oldukça basit gör, gör, görünüyor ama terk edildiyseniz bu o kadar kolay değil. Dört bunu nasıl yaparsınız? Sekiz aşamalı kutsallığı takip ederek. Tahmin ettiğiniz gibi bunlar yaşam üzerine sekiz öğretiyi kapsar. E, ama bunlardan bahsedemiz. Hey bir dakika dostum, düşünce bolonda değil mi? Bilgimize bilgi katıyoruz. E, teşekkürler düşünce balonu. Bir din olarak Budizm çok fazla meditasyon ve ölçülü olmayı kapsar. Çok fazla eğlenceli ritüeller de yoktur. Bir Budist rahibiyseniz çoğu kutsal insanın yaptığı gibi güce sahip olmazsınız. Her şeyden vazgeçmek zorundasınız. Buna saçınız da dahil. Ve evet bazıları Kung Fu rahibi e, olabilir. Ama bu sadece Budizm'in e, zamanla taşındığı Çin için geçerli. Budizm burada eğlenceli ritüellerin ve birçok çeşitli harika şeyin olduğu bir din haline geldi. Öyle ki sitarda da e, Gautama muhtemelen tanınmıyordu bile. Ancak ancak eğlenceli popüler birinden bahsetmiyoruz. Eski usul çileci Budizm'den bahsediyoruz. 8 aşamalı kutsal yolu takip ederseniz tabii ki mutlu ve memnun olabilirsiniz. Ama şimdiye kadar öğrendiklerimizden yola çıkarak insanların mutlu ve memnun olmak istemediklerini söyleyebiliriz. Yoksa aramayı asla bırakmazlardı. Düşük kasta doğan Hindular için Budizm oldukça çekiciydi. Çünkü kas sistemi yoktu. Teoride 8 aşamalı kutsal yolu takip eden ve arzularından aranan herkes acılarını sona erdirebilir. Belki de bu yaşamında Nirvana'ya ulaşabilir. Bin yıl Yeniden doğmayı beklemekten ve bal porsuğu gibi muhteşem bir şeye dönüşmenin küçücük bir şans olduğunu bilmekten iyidir bu. Bu arada 6. bölüm tamamen yüzeysel. E, shoots e, and Ladders yani yılan ve merdiven oyununun antik Hindistan'dan geldiğini biliyor muydunuz? Orada e, yılanlar ve merdivenler oyunu diyorlarmış buna. Merdiven Moksha'ya giden yolun basamakları ve yılanlar sizi bu yoldan alıkoyuyorlar. İşte. Ooh, kafama oldukça yakındı vay e, ilk olarak gizli bölmeye bakalım. Aha bakın ne var bir golf sopası. Öyle olmalı böylece disco golf oynayabilirim. Shoot and ladders açık mektup. E, sayın shoot and ladders bu disco topu, disco golfü bu bir beceri oyunu. Disko golfündeki başarım tamamen iyi oynamama dayanıyor. Dinle Shoots and Ladders. Ee, çocukluğumda oyununuzun harika olduğunu hatırlıyorum. 2 yaşında bir oğlum var ve geçenlerde ona da Shoots and Ladders aldım. İlk oynadığımızda ne oldu biliyor musunuz? Beni yendi Shoots and Ladders. Bu sürekli helikopterlere helikopter diyen bir çocuk düşünün. Zeka olarak e, eşitim değil demek istemiyorum tabi ama tuvalet eğitimim de var yani. Beni neden yendi biliyor musunuz? Çünkü bu oyun kesinlikle bir beceri gerektirmiyor. Tamamen rastgele ve değişken ve keyfi ve soğuk ve ve öyle işte. Yani tıpkı evren gibi. Evren gibi olan oyunlar oynamak istemiyorum. Evrenin nasıl bir şey olduğunu unutabileceğim hem oyunlar oynamak istiyorum. En içten dileklerimle. Pekala 7. bölüm Ashoka. Hatırlatalım. E, Hint tarihinin çoğunda Hindistan tek bir bölge değildi. Tonlarca farklı hanedanlık, eyalet ve benzeri bölgeler vardı. Hindistan yerel politik birliği iki kez yaşandı. İlki milattan önce 3. yüzyılda Mauryan hanedanlığı çatısı altında kurulmuş. Sonra e, Gupta hanedanlığı milattan sonra 300'lerden 500'lere kadar hüküm sürmüştür. Bundan bahsetmeyeceğiz çünkü bana çok sıkıcı geliyor. Şu anda Mauryan hanedanlığından belirli bir liderle ilgileniyoruz. Ashoka. Çünkü Ashoka sözde Budist ilkelerine hük Devletme girişiminde bulunduğu başlarda Ashoka bir savaşçıydı ve büyük babasının kurduğu imparatorluğun sınırlarını genişletti. Ashoka ordusunun Kalinga Kralı'nı mahvettiğini gördükten sonra Budizmle olan bu muhabbetini tecrübe etti. E, Kalinga Kralı'ndan daha önce bahsetmiştim. Bununla ilgili bir şarkı yazabilir miyiz lütfen? <Sessizlik> Kalinga Kralı, üzgünüm ama yıkıldınız. <laughs> e, Ashoka stupaları inşa ettirdi. Stupa mı? Bir dakika yazalım. Stupa daha gösterişli söylenemezdi herhalde. Stupalar. Aşuka sadikatini göstermek, sadakatini göstermek için krallığın her tarafını e, stupalarla e, çevreletti. Bunlar bu da adammış şu tepecik gibi olan anıtlar. İmparatorluğu süresince yüce gönüllü hakimiyetini ilan ederek birçok sütun da diktirmiştir. Darma diye tabir ettiği kurallarla hakimiyetini sürdüreceğini söylemişti. Darma sütunlardan bir tanesine e, göre şöyle anlatılıyordu. Hizmetlere ve çalışanlara düzgün davranan anne ve babana saygılı ol. Arkadaşlara, yoldaşlara, ilişkilere, brahmalara ve çilecilere cömert ol ve canlıları öldürme. Bunlar Budizm'deki gibi bireysel hedefler değil. Önümüzdeki hafta konfüçyüslükte görebileceğimiz gibi ilişkisel amaçlar. Aslında bakarsanız bu Ashoka'nın imparatorluğunun tam olarak Budist olmamasının sebeplerinden sadece biri. Sonuçta Budizm dünyanın düzeniyle çok ilgilenmez. Budizm kendini gerçekleştirmenin dünya düzenine yol göstereceğini savunur. En nihayetinde Ashoka'nın imparatorluğu çok fazla dayanamadı. Çok geçmeden Budizm Hindistan'da zayıflamaya başladı ve hatta nerede yok olma noktasına geldi. 8. bölüm büyük final. Yoga yapan kişiler bilir. E, e, Hinduizm diğer dünya dinleri arasında en esnek olanıdır. Çok tanrılı olarak ifade edilmesinin sebebi de budur. İnanılan tanrılar birçok forma girebilir ve bu durum Hinduizm e, Hinduizm için diğer dini geleneklerin sindirilmesini kolaylaştırır. Tıpkı Budizm'e olanlar gibi. Zamanla bu da ölümlü bir öğretmen olarak değil, Hindu tanrılarının diğer vücuda gelmiş hali olarak tapınılmaya başlandı. En sonunda Hinduizm Budadan da e, kurtulmak yerine onu içine kattı. Yani Hinduizmin muazzam sayıda çeşitliliği ve esnekliği vardır ama Budanın ana malikleri Samsara karma ve kas sistemi binlerce yıl Hint Yarım Adası'nda dikkate değer kültürel ve toplumsal birlik sağladı. Budanın şansına öğretileri öğretileri doğudan Çin'e kadar geçti. Aynı yolculuğu önümüzdeki hafta da yapacağız. Görüşürüz.